Referandum sandığı gelirse önünüze, oyunuz evet mi olacak, hayır mı olacak? Ben daha kararımı vermedim. Öyle, neden? Daha vermedim, düşünmem lazım. Hayır olacak. Neden? Tek bir kişiye tüm Türkiye'yi teslim etmemek için. Evet olacak. Neden? Öyle. Türkiye geleceği için. Evet. Neden? Türkiye'nin geleceği için evet. Evet, evet, evet. Neden? Evetten başka bir şey yok. Ne ileri ne geri. Zengin olmamak şartıyla bir emekli olarak tabii ki de evet. Neden? Şöyle. Ben yıllardır buradayım. Yani şu an rahat olduğum için. Evet diyeceğiz tabii. Neden? Neden? Türkiye'nin geleceği için. Ben hayır diyeceğim. Neden? Geleceğiniz ne? Niye de? Türkiye'nin halı belli. Türkiye'nin gidecek çok kötüye gidiyor. Türkiye gidecek çok rezilliğe gidiyor. Ben hayır diyeceğim. Ben hayır diyeceğim. Neden? Ben istemiyorum. Evet diyeceğiz. Gerekçeniz neden? Gerekçeniz durum belli. Her şey belli. Meydanda. Daha ne olacak? Başka kimse neyi bulacağız? Başka kimi bulacağız? Hayır. Neden? Benim görüşüm öyle. Ama iyi ama kötü. Evet. Neden? Benim. Neden evet? Yani bir gerekçe soruyorum. Cumhurbaşkanı sevdiğimiz için. Hayır olur. Neden? Ya ülkenin, yani koca bir ülkenin, 70 milyon, 80 milyon bir ülkenin tek kişiyle yönetilmesine karşıyım. Evet. Neden? Vatanım için evet abi. Aynen abi, evet. Tabii ki evet diyeceksin. Çünkü çocuklarımın geleceği için. Çocuklar bu Türkiye'm için. Allah razı olsun başbakanımdan, cumhurbaşkanımdan. O yüzden evet. Her zaman destekliyorum. Ve de her arkadaşlarıma söylüyorum bunu. Evet, evet, evet. Allah bilir. Evet olur kardeş. Neden? Vallahi ben Türkiye'mi sevdiğim için. Türkiye'm için yani böyle ne diyeyim? Hayır diyenler sevmiyor mu size göre? Yani hayır bak Türkiye'm derken bak yanlış anlamı yanlış. Ben Kenan Evren'in yaptığı şeyi ben istemem. Ben bir sosyal demokrat bir insanım. Eski devrimciyim. Hani o yüzden istemem yani. Ben onların yıllardır bu anayasayı değiştirmek istediler hiç kimse. Ama bu cesaret dedi. Cesaret helal olsun. Ben desteklerim sonuna kadar. Diyeceksiniz. Benimki hayır. Neden? Nedeni ben de, benim fikrim de öyledir. Ben onu seçiyorum, onun şeyi yapıyorum. Ben hayır, hayır diyorum. Ne desem bilmiyorum ki. Yani dünya... Düşünceniz ne? Kararsız mısınız? Evet, kararsız hayır. Ya, çok kararsızım. Niye? Daha incelemediniz mi? Valla ne bileyim, sıkıntılar çok ya, bilmiyorum. Hayır diyeceğim. Neden? Gerekçeniz ne? Evet yersek daha bize kötü olur. Başkanlık sistemi olacak, bilmem ne olacak. Ben evet diyorum. Hayırlı olsun. Neden? Sağ olun. Biz kesinlikle ne evet ne hayır demiyoruz. Fatullah Gülen hayır diyor. PKK hayır diyor. CHP de hayır diyor. Ben de evet diyorum. Evet. Neden? Neden? Devlet millet için abi. Hayır olur canım. Neden? Evet. Gerekçe olarak bir soruyoruz yani. Ne için? Ya ne dolar kaç lira, mark kaç lira, altın kaç lira usta? Dün kırtasiyeye gelen %30 zam. Benim iki tane üniversite çocuğum okuyor. Kalemi nerede alacağım? Defter %30 zam geliyor. Değil mi? Tabii canım direkt bana %200 ayır ya. Daha evet denecek bir haliniz mi kaldı? Çiftçi bir mazot alacak 5000 lira. Ben arabayla bir komşuya gidemiyorum. 5500 lira mazot şey benzin ya. Sen ekeceksin 10 dönüm tala da bulguru kaç alıyorsun? 80 lira ya. Çok ekersen kaç alırsın? 60 alırsın. Ne ekeceksin sen ya? Ekmeğe gerek yok. Nerede hani mazot mu koyuyorsun ekiyorsun? Yarın referandum sandığı önümüze gelirse cevabınız evet mi olur hayır mı olur? Hayır. Neden? Milletin halini görüyorsun, perişan herkes ya. Kesinlikle hayır. Neden? Tek şükür rejime karşıyız biz. Evet diyorum. Neden? Ben koalisyon hükümetine karşı olduğum için evet diyorum. Tabii ki hayır diyeceğiz. Neden? Yani bir kere sistem kurulmuş yani. Neden evet diyeceğiz ki? Sistem kurulmuş. Atatürk bu... Sönüştürelim diyorsunuz. Ya Atatürk sistemi kurmuş da neye gerek evet diyeceğiz ki? Yani bir sigara olmuş 15 milyon yani benim hakkım değil mi ben için? Evet diyor. Neden? Türkiye daha iyi olur. Hayır diyeceğim. Neden? Benim bir güvencem yok onun için. Ekonomik bozuk. Üzgünlüğüm bozuk. Ondan için hayır diyeceğim. Evet diyeceğim abi. Neden? Neden öyle? Bir sistem kurulmadı. Ger Allah'ın günü savaş, savaş üstüne. Ondan sonra her Allah'ın günü her taraftan kan gider. Buna soran yok, soruşturan yok. Herkes eşinin harcında yatıyor. Millet vatandaş sürünüyor, ne yapıyor, birbirini öldürüyor. Bunların şey umurunda değil. Hayır. Neden? Şu 11-16 yıldır iktidarda bize ne yapmış? Şimdiye kadar 11 yıl fulen öyle Fethullah Gülen beraber hocasıydı. Hocam diyordu, sayın hocam. Şimdi terör yaptı. Ne olacak? Ben hayır diyeceğim. Zaten tek başına... Hep benimdir. Bu diktatörlük yeter artık bize. Yaptığı baskın yeter. Benim cevabım hayır olur. Neden?
gerekçesi? Gerekçe olarak Kürt sorunu çözülmedi. Ana dilde eğitim haklarımız kısıtlı olduğu için biz bu referandumda hayır oyu kullanacağımızı söylüyoruz. Vallahi biz düşünüyoruz. Daha kararını vermedin? Daha karar vermemişiz. Ne zaman vereceksin? Vereceğiz inşallah. Mecbur evet diyeceğiz. Neden? Ha? Neden yani gerekçe soruyorum. Türkiye'nin huzuru için. Huzuru için evet. Siz efendim? Hayır biz diyoruz. Neden? O kadar. Şu ekonomikten hayır. Şimdi Esenyurt Meydanı'nda vatandaşlarımıza soruyoruz. Yarın evet. Seçim sandığı önünüze gelirse cevabınız evet mi olur, hayır mı olur? Evet olur. Neden? Türkiye'nin huzur ve güvenliği için, geleceği için evet olur. Evet. Neden? İşten gelerek evet diyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Evet. Teşekkür ederim. İşimden gelerek yani. Tamam. Çünkü doğru yolda bu hükümet. Vallahi şu anda ne evet diyorum ne hayır. Neden? Çünkü evet de hiçbir şey bize söylemediler ne olacağını. Ne yani olacağını? Kararsızsınız yani siz de. Kararsız bir şey söylemediler ki. Evet deyin tamam başka da bir şey deyin. Evet de ne var bilmiyoruz ki. Hayır evet. Biliyor musunuz? Hayır da ne olduğunu? Yok hayır zaten hayırdır. Evet de ne olduğunu bilmiyoruz ki şu anda. Evet'i bilmemiz lazım diyorsunuz değil mi? Ya söylemiyorlar ki ne? Evet tamam. Evet millet evet diyor. Ama evet de ne var? Bize bir şey herhangi bir şey söylüyorlar yok. Hayır. Belli olduğu için siz şu anda yok bellisiz şu anda ben kararsızım. Hayır. Neden? Gerekçe? İstemiyorum abi yani ben. Memnun değilim bunlardan. Hayır. İstemiyorum. Hayır. Şimdi onu biraz düşünmemiz lazım. Kararsızsınız daha. Evet şimdi düşünmede bir şey değilse olmaz. Biz de düşünmemiz lazım. Tamam. Her şeyin bir kararı var. Vallahi ben de aynı şekilde dediğim gibi yani kararsızız şu an referandumu tam bilmediğimiz için içindeki paketlemeyi tam bilmediğimiz için kararsız yani o gün bir gelsin de o zaman düşünürüz. Hayır. Neden? Tek adamlığa hayır ya. Yani yarın bu adam diyelim 3-5 sene kaldı. Peki ondan sonra başka bir adam gelir. Belki çok daha çok kötü olur. Tek adam bak Orta Doğu'da neler tek adamlar neler yapıyor biliyor musun? Ülkeler dağıldı. Bu ülke hepimizindir. Hepimiz. Parlamenter sistemi istiyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki hayır ya. Bu hepimiz için. Başka bir hiçbir şey değil. Yani bu yani farklı görüş AKP, MHP, CHP, HDP falan filan değil. Parlamenter liste herkes için. Herkes kucaklayıcı. Tek adamlığa hayır. Henüz karar vermedim. O zaman karar vereceğim. Kararsızsınız da. Evet kararsızım. Atatürk'üyüm. Demokratım. Hı? Demokratım. Hayır olacaktı. Vallahi henüz karar veremedim. Düşüneceksiniz daha. Düşüneceğim yani. Hayır. Neden? Tek düzen gidiyor çünkü. Erdoğan'a diyeceğim ben. Evet diyeceksin yani. Tabii. Neden? İşte Erdoğan'ı seviyorum. Ondan sonra evet diyeceksin. Evet. Ben hayır diyeceğim. Neden? Niye? Öyle işte. Öyle canım istiyor. Öyle tamam. Cevabımız evet. Sizin amcam? Hayır. Neden? Neden öyle? O Allah bilir. Evet ya. Hakkımızda hayırlısı evet yani. Teşekkür ederim. Ya tamam. Şimdi bak şimdi ben sana diyeyim. Biz İslam'ık. Biz sözümüzü tutmuyoruz, o çubuğu afatlar gelir. İslam oldukça sonra hiç bize bir şey olmaz. Çünkü İslam'ın hakkını getirme yerine. O gelir. Ya sen niye dedi? Sen ne dese yine kendileri de yaparlar. Niye de boşuna hayır diyorsun ki? Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin evet diyeceğim. Neden? Hangi gerekçeyle evet? Evet, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'mizin bile şimdi olmasaydı biz kurtulamayız. Çok tehlike bir zamandayız. Evet diyeyim diyor Cenab-ı Allah da yardım etsin bizim büyüklerimizi bizi kurtarsın. Hayır abi. Neden? Çünkü Türkiye görüyorsunuz abi kaç tane Türk burada görüyorsunuz? Ondan dolayı mı? Evet abi Suriyelileri getirdi vatandaşın başına bela etti. İşsizlik başını aldı. Şu anda ben 6 aydır işsizim. Helal olsun. Be. Onun için hayır diyeceğim. Evet abi. Bak Cumhurbaşkanımız gelsin bakalım kendi vatandaşına iyi mi yapmış kötü mü yapmış. Size zaman bu caddeye gidin bakın Türk olarak ben bir doğulu olarak şu anda bir Kürtçe yazıyorsam millet halk beni linç eder. Git bakalım kaç tane Suriyeli yazıları var artık vergi vermiyor. Ben bir dükkan açtım bir ay sürdü. Hemen kapattım. Vergiler çok şey çok değil mi? Bir ay artık ne düşünürseniz düşünün abi. Bak burada kaç tane Türk görüyorsunuz bir sorun. Esenyurt Meydanı'na Türk mü yok diyorsun? Göremiyorum abi sorun. Bir tane Türk görürseniz 10 tane Suriyeli görürsünüz. Öyle midir abi? Evet. Amcam merhaba. Ha? Merhaba. Yarın sandık gelirse önüne evet gerçeğin hayır mı diyeceksin? Hiçbir şey demeyeceğiz. İş var mı? O kadar. Hiçbir şey demeyeceğiz. Merhaba. Merhaba. Size soralım. Yarın referandum sandığı önünüze gelirse cevabınız evet mi olur hayır mı olur? Hayır olur. Neden? Benim fikrim öyle, düşüncem öyle. Tabii ki yani şimdi bu ülkede eğer ki yaşama tarzı herkes tarafından evet bu ülke yönetilsin diyorsan hayır diyeceksin. Çünkü neden? Gerçekten bu halk sadece kendini beslemeyen
kendi ülkesinde aç kalarak gel ki evet diyorsa o demek ki ne bileyim gerçekten. Peki, çok yazıklar olsun. Duyacak mı? Duymasa da elinde yarın vicdan azabı çekmez. Düşünmemiz lazım. İçinde ne var? Hani hangi madde var? Hangi madde var bilmiyoruz. Yani yapılırsa ona göre. Tabii yani bilmeden niye ya evet ya hayır diyelim. Vallahi o zaman belli olur, şimdi belli olmaz. Kararınızı daha vermedim. Yok daha vermem. Peki teşekkür ederiz. Şimdi size soralım aynısını. Vallahi ben de aynısını diyorum yani. Siz de mi kararsızsınız? Aynı kararsızım yani. Ne var yani, dur hepsi kararsız. Yine ne olacak? Ne olacak belli olmaz. Belli olmaz ki, doğru diyor. Hayır olur. Neden? İşte. Hayır adam hayır. Hayır öyle. Anladım da gerekçesini yani mesela. Nedeni tek başkanlık istemiyoruz biz. Ben hayır diyorum. Gerekçe olarak bir gerekçe var mı? Gerekçe olarak çünkü biz ya başka ülkeleri de görüyoruz karşımızda. Yani Saddam gibi, Kaddafi gibi bir insanlar. Onlar da diktatörlük şeyinden getirdiler ama iyi olmadı yani ülkemiz için. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Sokak röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Esenyurt meydandayız. Yarın referandum sandığı önünüze gelecek, cevabınız evet mi olacak, hayır mı olacak sorusunu soruyoruz. Efendim yarın referandum sandığı önünüze gelecek, cevabınız evet mi olur, hayır mı olur? Neden diye soruyoruz. Hayırdan başka bir seçeneğimiz var mı? Neden? Bu harf seçeneği. Neden? Ülkemizin bütün gelir kaynakları yabancı kaynaklara satılırken, dış güçlere satılırken kimse bana fikrimi sormuyor satalım mı satmayalım mı diye. Hayır, neden hayır dediğim belli. Ama neden evet diyeceğim belli değil. Zaten bütün yetkilerin elinde, ekonomisi elinde, bürokrasisi elinde, siyasetçileri zaten istediği gibi şekillendiriyor. Şu sorunun cevabını çok önemsiyorum. 15 yıl boyunca neyi yapamadın ki? Hangi yetkini kullanıp neyi gerçekleştiremedin ki benden evet dememi bekliyorsun? Kesinlikle hayır. Hayırdan başka seçeneğim yok. Hayır dedim efendim. Neden? İşte arkadaş dediğin gibi tek kişi, Türkiye tek kişi yönetemez. Dolayısıyla. Eğer demokrasi varsa tek kişi yönetemez. Vallahi o gününki şartlarına bir değerlendirmek lazımsa, çünkü bu referandumun millet için hayırlı mı olacak, vesilesi kötü mü olacak kimse bilmiyor. Evet. Neden? AK Parti. Evet olur. Neden? Çünkü doğru olan olur. Hayırlısı olsun evet diyoruz. Neden? Gerekçe olarak ne söylüyorsun? Öyle diyorum ben. Hayır olur. Neden? Hayır olacak. Neden? Türkiye'nin geleceği için. Cumhuriyetin bilmem şunu bunu nasıl yaşadıysak öyle devam edeceğiz. Hayır. Neden? Hangi gerekçe hayır diyeceğiz? Tamam yani yetkiyi bir kişiye teslim etmek mümkün değil yani ben onu... Parlamentersem daha iyi olur. Tabii. Hayır diyeceksin. Evet. Evet. Neden? Öyle. Vallahi bakacağız zaman hocam. Belli değil mi daha? Yok. Sizin? Evet, evet. Evet tabii ki. Neden? Öyle, evet diyorum ben. Daha düşünmedim. Düşüneceksiniz. De. Evet. Niye? İlk kabulüm zarar etmeyecekmişim. Evet. Neden? Yani gerekçe olarak niye evet diyoruz? Bizim geleceğimiz için, Türkiye'miz için, devletimiz için. Hangisi hayırlısa Cenab-ı Allah onayız. Hayır tabii ki. Neden? Neden? Çünkü nedenini söyleyeyim sana. Tek bir kişinin hiçbir şey başarılı olmaz. Evet. Neden? Öyle istiyorum. Tamam. Aynısını evet. Size soralım. Doğrudur. Ben de evet. Evet diyorsunuz. Gerekçe var mı? Efendim? Yani ne için evet diyeceğiz? Ya ne bileyim, neden Türkiye'ye aile ve uğurlu olsun yani diyelim. İyi olur ya, bence iyi olur yani. Siz? Ben hayırcım efendim. Peki neden hayır diyoruz? Bu ülkenin geleceği için. Evet olur başka ne olacak? Neden? Herkes huzurunu bozmayı istemez. İstikrar devam etsin diyorsun. Evet. İlla ki. Hayır olur. Neden? Hangi gerekçelere? 100 sene önce padişahlıkta yaşıyorduk. Tekrar padişahlığa dönmek istemiyoruz. Benimki hayır olur abi. Neden? Vallahi işte demin Arda söyledi. Yani biz daha niye ya? Yani ben niye yani şey yapayım yani tek kişiye niye vereyim ki ben bunu? Valla benimki de hayır olur. Sizin gerekçeniz ne? Gerekçemiz padişahlığa dönüyoruz. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz? Evet mi diyeceksiniz? Hayır vallahi mi diyeceksiniz? Vallahi hayır diyeceğiz abi. Neden? Nedeni belli. İş yok, güç yok. Ne? Hayır dersen iş olacak mı? Abi hayır da dışarı iş olmayacak, evet de dışarı iş olmayacak çünkü devletin kapısına gittiğimiz zaman, iş aradığımız zaman bütün şeyler kapılar kapanıyor yüzümüze karşı. Peki biz o kapanıyor biz ne yapacağız, ne evet diyeceğiz, ne göre evet diyeceğiz? Hayır olur. Neden efendim?
Çünkü Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığını yapmıyor, Başbakan Başbakanlığını yapmıyor. Bunlar düzelirse her şey düzelir. Evet diyeceğim abi. Niye? Hangi gerekçeyle? Vallahi abi biz bu Amerika 254 yılda 54 tane başbakan değiştiriyor. Biz 94 yılda 105 tane başbakan değiştirmişiz neredeyse. Evet diyeceksin. Evet diyeceğim abi. Evet. Niye? Evet diyelim. Evet diyeceğim. Niye? Neden? Hayır diyeyim. İşte Türkiye'miz daha iyi olsun. Evet diyeceğim. Neden? Öyle. Abacığım sen? Evet diyeceğim. Evet diyeceğiz. Neden? Öyle. Ortalıyım evet diyorum. Hayır diyeceğim. Neden? Hayır diyeceğim. Hayır bir gerekçe var mı yani? Ne için yani? Yani sistem başkanı istemiyoruz. Bir esnaf kardeşimiz yanındayız. Yarın referandum sandığı gelirse cevabınız evet mi olur hayır mı olur? Tabii ki de evet. Neden? Gerekçeniz ne? Neden? Çünkü her zaman doğrunun peşinde. Ya kesinlikle yanlış bir yol yok bunda. Hani neden? Ya çünkü dünyanın düzelmesi lazım. Ya dünya değil, Türkiye'nin düzelmesi lazım. Ondan dolayı. Yani çünkü her şey belli yani. Kim var kim yok hepsi bellidir. Tabii ki hayır diyeceğiz. Neden hayır diyorsunuz? Niye hayır demeyelim? Tek kişinin dudağının arasında mı kalacağız yani? Ülkemizin çıkarı için. Hayır diyorsunuz. Hayır diyoruz. Peki size de soralım aynı soruyu. Evet. Hayır mı evet mi? Hayır. Neden? Neden? Her şey tek bir, eğer koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kişiye bağlamak iyi bir şey değildir yani. Ondan dolayı ilk tercihim hayırdır yani. Vallahi benim hayırdır. Neden amcam? Hayır, hayırda hayır var. Hayır. Neden? Yani hangi gerekçeyle? Valla onu daha fazla bana sorma. Hayır diyorum. Merhaba efendim. Sizin cevabınız? Ben evet diyeceğim. Neden? Evet diyoruz. Yok. Evet diyeceğim. Öyle daha hoşumuza gidiyor. Bu iki. Başkan yani. Evet. Bu ve başbakan. Bu ve başkan. Recep Tayyip Erdoğan. Valla Allah rızası için kim iyiyse Allah-u Teala ona nesip etsin de biz de ona vereceğiz. Peki kim iyi? Sen evet mi? Bilmiyorum. Hangisi daha iyiyse Allah-u Teala kararını ona vermemiş diyor. Evet. Size soralım. Valla bize ben de daha kararsızım ama herhalde evet diyeceğiz yani. Hayırdır ben. Neye evet diyeyim ben? Evet. Yani şey değil diyorsun. Evetim ne için olduğunu bilmiyorum ben hayır diyeyim. Bilmediğim için paketin içinde 18 madde ama kaç tane sıkıştırılmış onun da haberiniz var mı? Yok biz sorumuz zaten biz onu yapmıyoruz. Onu da bilmediğim için hayır diyorum. Bana cevabım benim hayır olur. Peki neden? Yani hangi gerekçeyle hayır diyoruz? Bana hangi gerekçesine? Çünkü şöyle bir şey. Gelin arkama geçin. Başkanlığın sistemini kurulduktan sonra mesela diyelim ki tek bir tarafında olur. Yani Türkiye yönetimi tek bir kişide olur. Ama şu anki halkla. Ben de hayır diyorum. Sizin gerekçeniz var mı? Parlamenter tarafındayım. Hayır diyorum. Gerekçe var mı? Neye hayır diyoruz? Ne için hayır diyoruz? Abi bize iş yapamadı onun için hayır diyorum. Hayırdır. Gerekçe olarak var mı? Ne için? Gerek yok. Gerekçeleri kendiler daha iyi biliyorlar. Sadece hayır. Evet. Hayır diyorum. Neden bir gerekçe var mı? Yani vallahi tek adam şeyini istemiyoruz. O yüzden hayır diyoruz yani. Hayır efendim. Neden hayır diyoruz? Ülkemizi tek bir kişiye teslim etmek istemiyoruz. Vallahi benim cevabım abi tek millet, tek devlet, tek bayrak evet. Ama tek adamcılığa hayır. O da hayır. Sizin gerekçeniz beyefendi. Gerekçeye gerek yok. Aynı. Aynı gerekçe. Aynı. Vallahi önce bize bu referandumu niye yapıyorlar, neden yapıyorlar onu anlatmalar lazım ki biz oyumuzu ona göre kullanalım. Bak, şimdi birisi çıkıyor evet'i anlatıyor. Doğru. Diyor ki şu anki sisteme göre, parlamenter sisteme göre Cumhurbaşkanımızın yapmak isteyip de yapamadığı ne var? Evet. Yani terörü engellemek istiyor, önünde bir engel mi var? Zaten 15 senedir iktidar. 15 yıldır iktidar, Allah ömür versin 15 yıl daha olsun, balık istiyorsa yine olsun. Ama sistem insanı kurtarmaz. İnsanı kurtaran zihniyettir, yaptığı eylemlerdir, mücadeledir. Eğer bu mücadelelerde yasalarımıza önüne bir engel varsa gidelim hepimiz evet diyelim. Ama ben şahsım olarak ben hayır diyeceğim. Gerekçe ne? Gerekçe ben parlamenter sistemden yanayım. Ben cumhuriyet çocuğuyum. Cumhuriyetle büyüdüm. Çocuklarımı da cumhuriyetle büyümesini istiyorum. Bizden hayır kardeşim. Gerekçe olarak niye hayır diyoruz? Abi gelirim nasıl diyeyim şimdi? Ben böyle işlerle bir ilgim yok. Şeyim yok. Partiyle ilgim olmaz. Şeyle ilgim olmaz ama çoluk çocuğumun geleceği için hayır diyoruz. Valla ben evet derim yani. Allah'a şükür Cumhurbaşkanımız var. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin başında. Tamam mı? Türkiye'nin sağlığı bekası için evet derim. Şahsım adına konuşuyorum. Ben hayır diyorum. Evet desem neye evet diyeceğimi de bilmiyorum. Niye diyeceğim? Hayır en azından devam eden bir sistem var. Ha, 90 küsür bir sistem devam etsin diyorsunuz. Etsin. Yani şu anda Cumhurbaşkanımızın, arkadaşımızın dediği gibi ne eksiği var? Ne yetkisi eksik?
fazla diyorlar, biz azaltıyoruz diyorlar. O zaman bana bana çıkıp diyecek ki vatandaşım evet dersen buraya gideceksin, hayır dersen bu var. Bu maddenin içinde ne var? Ben bilmediğim şeye şimdi ne diyeceğim? En azından bildiğim bir evet var. Hani hayır var yani, evet anlamındaki hayır var yani. Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeyiz. Bir terzi abimizin yanındayız. Üstadım şimdi yakın bir gelecekte referandum yapılacak. Sandığa gideceğiz. Sizin oyunuz evet mi olacak, hayır mı olacak, neden? Şimdi evetin içeriğini bilmiyoruz şu an. Ama tabii ki bunun devlet büyükleri açıklamaları lazım yani. Hani biz toplum olarak bir tereddütteyiz şu an. Ama hayırın ne olduğunu zaten biliyoruz. Yani demokrasi için, milletimiz için, daha iyi bir, güçlü bir parlamento için biz hayır diyoruz zaten. Bu konuda tereddütümüz yok. Tabii ki evetin de ne anlamını da bilmiyoruz. Onlar dediğimiz gibi ama inşallah hayırda bir hayır vardır diyoruz biz her zaman. Biz onu düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Amcam, evet, teşekkür. Amcam siz ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum, bir vatandaş olarak şunu düşünüyorum. Biz geçmişi düşünecek olursak çok büyük sıkıntılardan geçtik. Tüp kuyruklarını bir de bir Halk Partisi gününde tüp kuyruğu desen yaşadık. Yağ kuyruğu desen yaşadık. Hastanelerde gidip sabahları gidiyorduk, geceden kuyruklara giriyorduk. Biz bunları devletin bütçesine para kazanmak için zamanında devlet takvili satıyordular. Allah'ın bugünlerine çok şükür. Biz devletimizden, milletimizden eminik. Şimdi hayır diyenlere ben şunu soruyorum. Tankların önüne millet yatarken bu milleti kurtarmaya kalktığımız zaman onlar neredeymiş? Bizim dedelerimiz 7 sene savaşa gitmiş, bu memleketi bize böyle armağan etmişler. Şimdi de kalkıp da hayır diyen, evet diyen bir yana dedikleri zaman hayır diyenlerin zaten amacının belli olduğunu biliyoruz. Bu memleketi ikiye bölmek için buna hayır diyorlar. Baştan da özellikle AK Parti'ye teşekkür ettiğim gibi ve Bahçeli'ye de buradan sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu kadar özveriyle bir tane halk, ben daha Bahçeli'nin bir milletvekilinin önüne düşüp de milletin önüne düşüp de kışkırttığını görmedim. Ama CHP'nin Taksim'de gördüm. Milletin arabasını aşağı almak için camlarını kırdılar. Esnafın camlarını kırdılar. Milletin o süre yeri iş yaptılar. Polisi tokatladılar. Ben şunu söylüyorum. CHP'ye buradan sesleniyorum. AK Parti bu kadar, bu zamana kadar güzel şeyler yaptığını da görüyorsunuz. Hepsi mi yanlış? Hiç mi içinde bir iyisi yok? Boğaz Köprüsü'nü yapmış. Desin ki arkadaşım köprüyü güzel yaptın ama buna bir de korkuluk olsaydı daha güzel olurdu. Ama hep hayır, hem hayır. Hep red, hep red. Tamam, ama ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olaraktan elimden gelen savaşı yapacağız, mücadelemizi yapacağız. Hep hayır değil, evet basacağız. Hayır. Gerekçe var mı? Neden hayır diyoruz? Yani öyle görüyorum, görünüşlerim öyle. Evet diyeceğiz. Neden? Bu milletin geleceği için her zaman evet. Hayır olacak tabii ki de. Gerekçe ne? Gerekçe Türkiye'nin geleceği için hayır demek istiyorum. Evet diyeceğim. Neden? Gerekçe ne? Ne için evet? Gerekçe daha iyi ülke yönetimi olması için. Evet. Neden? Yani bir gerekçe ya, var mı? Ya bir gerekçe yoktur da biz memnunuz devletimizden, evet. Evet diyeceğiz. Neden? Gerekçe var mı? Gerekçesi yok. Tabii ki hayır diyeceğim. Çünkü bu dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan herhangi bir açıklama yapmıyor. Başkanlık sistemi neye dayanarak getiriyor? Başkanlık sistemi nedir? Önce onu bir açıklasın. Tabii ki evet oy atarız biz de o zaman. Ama açıklaması lazım. Açıklama yapmadığı zaman olmaz. Evet diyeceğim ama anlamıyoruz ne işindir. Açıklamalara mı lazım size? Anlatmalar tabii lazım. Açıklamalar lazım. Detaylı anlatmalar lazım. Çocuklarımın geleceği için hayır diyeceğim. Evet abi. Neden? Öyle. Evet. Evet diyorum. Neden? Gerekçe? Öyle. Hayır olur efendim. Neden? Ne, her şey pahalandı. Biz asgari ücret yetiştiremiyoruz. Bak balığın kilosu 15 lira olmuş. Bir şey alamıyoruz. 30 kağıt verdim, ne aldım? Ona göre hesabını yap. Onu niye? Onun için hayır mı diye? Pahalı oluyor mu hayır diyeceksin? Aynen öyle. Pahalıdır diye hayır diyor. Evet de. Neden evet diyoruz? Evet de veriyorum. Neden hayır vereyim? Hayır yani gerekiyor. Şimdi bu dediğiniz zam o yapmamış. Şimdi şu anda bizim belediye hiç
Zaptalar bakmıyor, yollar kapalı diyor, bırakmıyor biz camiye gitsin. Evet. Yollar kapalı. Evet dedik ya, ya şimdi bizim şey, onun haberi yok. Başkanım. Başkan kimse haberi, onun haberi yok. Nasıl olsa ben zaptayım, beni cebime gör, tamam. Zam, hangisi gelse zam yapıyor. Boyum evet olur. Neden? Çünkü 15 senelik süre içerisinde büyük bir bu süre içerisinde hükümetin olumlu politikaları gerekse ekonomik düzeyin düzelmesi, IMF gibi olayların olmaması, daha önceki dönemlerde hatırlayan olur. Bu süreç içerisinde hükümetin iyi bir yol aldığını inanıyorum. Düşünme her zaman düşüneceğiz. Bana bir tamam. Düşünme sandık başına belli olacak. Olacak. Allah büyüktür. Abi hayır. Sandıkta. Evet. Abi hayır diyorum ben de. Ne be? Burada derdimiz var şimdi. Bir de gelse yetme atışan kamayız. İçinde çıkamayız abi artık. Pardon. Karışık karışık ha, duygular aynen. İçindeyiz abi. Vallahi hem evet diyeriz hem hayır diyeriz. Nasıl olur ya, bir tane kullanacak, hiç olmaz. Evet diyelim. Gerekçe niye evet? Hadi baba, hadi baba. Öyle hikmetimiz öyleyse evet diyelim. Bence onlar daha iyisini bilir daha. O zaman düşüneceğiz. Daha kararsızsınız şimdi. Kararsızız. Evet. Evet diyeceğiz canımsınız. İşte. Ablam sen? Evet diyeceğiz. Niye yalan diyelim? Sizin iş için evet diyeceğiz. Yap her şeyi. Tamam. Allah ne verirse hayırlısı. Amcam gözlerine baktı. Amcam sen ne diyeceksin İstanbul? Evet. Ne mi diyeceksin? Evet mi hayır ne diyeceksiniz? Ben hayır diyeceğim. Neden? İşte öyle. Öyle öyle lüzumu diyor. Öyle öyle lüzumu diyor. Sonuna kadar evet. Neden? Abi memnunuz. Evet. Neden? Evet. Evet. Hayır diyeceğim. Neden? Yani kendi görüşüm olarak diyorum yani. Evet diyeceğim evet. Neden? Gerekçe ne? Evet diyorsun. Evet diyeceğim. Belli olmaz. Hayır. Neden? Gerekçe var mı? Evet. Neden? Evet diyorum. Evet diyeceğim. Ne için? Hizmetten memnunum. Evet. Gerekçe ne? Her şeyi evet düşünüyoruz bilmiyorum. Evet. Neden? Evet. Ben hayır diyorum. Neden? Bir gerekçe var mı? Yok benim görünüşüm öyle. Hayırlısı hangisi olsun? Hangisi sever hangisi peki bir size soruyorum. Türkiye için hayırlısı hangisi olsun? Hayır. Hayır neden? Bir adama teslim edeceğiz seçen biliyorum. Ya ben gene evet derim babamız diyeceğim. Niye evet diyoruz? Evet diyeceğim. Hayır abi. Neden? İstemiyoruz başkanım. Ben evet derim. Gerekçe var mı? Niye evet diyoruz? Bir gerekçeniz var mı? Gerekçe. Ya yapılan ya şey ne bileyim hayırlısı diyeyim. Evet Türkiye için evet. Biz hayır diyoruz. Neden? Gerekçe var mı ya? Niye hayır? Gerekçe ülkenin ekonomisinden dolayı. Bunun sandığı önümüze gelirse. Ha bir o gün gelsin de bir düşünürüz. Ya şimdi kararsız mısın? Yok şimdi kararsız. Ya biz acık abi. Biz bu... Biz ekmek diyoruz. Biz ekmek peşindeyiz. Tamam. Biz şehitleri düşünüyoruz. Bu adam zaten başkan. Daha Allah olmak mı istiyor? Allah olmak isterse toplanak Allah diyor ya. Biz şehitlerimizi düşünüyoruz abi. Biz ekmek peşindeyiz. Biz evet de demiyor, hayır da demiyor. Biz sadece vatan diyor, vatan. Tamam mı? Şehit diyor. Şehitlerimizi düşünelim. Evet desek ne olacak, hayır desek ne olacak? Atatürk bile bu yasaları kendine çevirmedi biliyor musun? Tek adam rejimi ben oğlum da olsa tek adama yetki vermem. 18 yaşındaki çocuğa bugün milletvekili vermek demek sen evindeki çocuğuna veriyor musun? Evet. Evindeki çocuğuna sen 18 yaşında evin yetkisini veriyor musun? Yok vermem. Abi ona düşünürüz gene abi. Allah'ın izniyle evet deriz gene de. Düşüneceğiz gene de. Amca sen ne diyeceksin? Ben bir şey demeyeceğim. Sen bir şey demiyorsun. Sen ne dersin abi? Ben hayır diyorum abi. Neden hayır diyoruz? Hayır diyorum abi. Yok yok anladım gerekçen yani. Ya mesela şimdi bir elden yönetilmek olmaz. Burası toplum. Burası Türkiye. Her elden her cinsten insan var. Referandum sandığı. Evet. Evet diyeceğim. Neden? Evet diyeceğiz tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti kurulalıdan bu yana takriben 50 sene, 60 sene veya 70 sene diyelim çok partili sistemde bakıyoruz 64. 65. hükümet ama hemen hemen her yıla bir seçim oluyor. Biz bunlara hayır diyoruz yani her yıl seçim olmasına hayır ama bu referanduma evet diyoruz. Teşekkür ederim. Başka konuşmak isteyen var mı? Siz? Aynı kabul edelim. Herhalde bu masa hepsi evet. 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 Teşekkür ederiz. Çünkü bu biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Böyle gruptan olmaz hayır. Böyle gruptan. Neden söylesinler kendileri? Söyle. Tabii. Neden olmaz? Bu grup gördü gerisini. Evet. Ama şu şartlardan olur 30-35'likler
Onlar bir şey görmediler. Onlardan olur, bir şeyler olur. Hayır. Teşekkür ederim. Başka işte şimdi bir şey böyle olduğu için normal yaştaki insanlar bundan daha önceki yaşantıları, siyasi hayatı bildiği için tabii ki evet diyoruz. Ama gençlerin de bu konuları değerlendirmelerini istiyoruz yani. Gençler de iyi düşünsünler. Çünkü bir ata bir şey anlatırken doğru olanı anlatır. Ha, gençler bunu bilmediği için gençler belki şu andaki şeyi sıkıntılı görebilirler ama bundan daha önceki yılların sıkıntılarını bilmiyorlar. Gençlerimiz de bu konuda çok iyi düşünsünler yani. Biliyor musun niye evet dediğini peki? Tabii ki canım. Niye? Niye evet diyorsun? Dur genç, ben sana da şimdi evet. Amca gençtir, sen gençsin, sana soralım. Evet, sandık gelirse önüne ne diyeceksin? Hayır diyeceğim. Neden? Çünkü hiç madde hoşuma gitmiyor. 18 yaşında çocuk milletvekili seçiliyor. 18 yaşında bir adam mecliste beni temsil edecek. Ben bunu oylamam. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Amca onu bırakalım. Onu bırakalım amca. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini 15'e düşürüyorlar. Bunun 10 tanesini zaten Cumhurbaşkanı seçiyor. E ben buna niye evet diyeyim ki? Adam zaten yarın yargılanırsa bunu yargılayacak üyelerin 10 tanesini zaten kendi seçiyor. Kalan 4 taneyi de meclisten atacaklar bildiğim kadarıyla. Bu adam yargılanmayacak. Kendini temize çıkartıyor. Yurt dışına bir yere gidecek. Başkan istediği adama bir kararnameyle başkan yapabilecek. Kendi oğlunu benim yerime gelene kadar vekalet atayabilecek. Veya meclisteki seçilmiş vekillerden değil de dışarıdan bir adam bakan yapabilecek. Birçok saçma sapan yetkiler var. Beğenmedim ben, o yüzden hayır diyorum. Beğenmedim, buna hayır diyeceksin. Evet, hayır. Hiç kesinlikle beğenmiyorum. Bir tane maddesini oyalamıyorum. Çok saçma çünkü. Siz? Valla biz evetçiyiz abi. Yani ben yapacağımız bir şey yok. Ben Tayyipçiyim baba, ben açık konuşuyorum. Tayyip ne dese o. Ha yani evet diyeceksin. Evet diyeceğim abi. Neden? Ben memnunum hayatımdan. Niye öbürleri gibi şey? Memnunum abi hayatımdan. Evet, ne de ki memleketimiz, milletimizin ilerlemesini istiyor. Geri kalmasını evet, istemiyor. Memleket ilerleyecek. Ona ilerleyecek Allah'ın izniyle. Hayır. Neden? Gerekçeyi soruyoruz. Senin tek kişi yönetimi ülke için hayırlı olmaz. Çünkü her şeyi bir kişiye bağlıyorsunuz. Bu kişi istediğini yapacak, istediğini şey yapacak. Yargı bağımsız yargı olmayacak. Çünkü neden? Atamalar genellikle kendisinin atadığı daha çoğunluk olacak. Bu sefer harcadığı parada hesap sorulmayacak. En yüksek mertebeye ulaşacak kim? Cumhurbaşkanı oldu. Daha bundan ötesi yok. Parlamenter sistem bozulmaz. Yıllardan beri gelen bir şey. Şimdiye kadar 15 yıldır ne istedi de yapamadı. Her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Ama evet deriz. Neden? Ya bilmiyorum değil mi? Benim görüşüm öyle. Sandık başına gittin, hep söyleyeceğiz. Şimdi yok. Şimdi söylemiyorsun. Şimdi yok. Evet diyeceğiz. Neden? AK Parti işine bakıyor ya. Amcam siz? Biz de AK Parti. Evet deriz abi. Neden? Gerekçe niye evet diyoruz? Ötten beri evet. Atatürk'ü sevenlerden bir göçmenim ben. Bu da göçmen hepsi. Ben bu ülkeyi severek geldim. Türkiye Cumhuriyeti'ni ne mutlu Türk'üm diyene, ne Türklüğümüz kaldı ne andımız kaldı, ne gerisini sen söyle artık. Ha. Ben bu ülkeyi severek geldim. Öyle, ben evet diyeceğim. Niye evet diyeceğim? Onu da söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı. 90 yıl mı oldu? 88, 90 yıldan beri. Bu Recep Tayyip Erdoğan gibi bir kişi bu memlekete gelmedi. Biz buraya geldiğimizde ben de göçmenim. Ne yol vardı, ne su vardı, ne elektrik vardı, ne hastanesi vardı. Ben biz böyle şimdi bu adam geldi. Her şey oldu. Onuştandı bu adama, evet diyorum ben. Ben kendim MHP'liyim. Ben hayır vereceğim. Niye? Hayat pahalı mı? Ne için hayır diyeceksiniz? Ne için mi? Hayat mı pahalı yani, ne için? Gerekçeyi soruyoruz. Abi ben daha dün hastaneden bak cuma gün girdim. Ben 2 milyarına çıktım. Böyle bir yok kanun. Yok mu sosyal güvenceniz? Var. Emekliyim ben. Buna rağmen. Evet. Niye? Niye mi? Oraya gideyim tahlile para, buraya gideyim tahlile para, oraya gideyim tahlile para. Ne demek bu? Kimden alacağım ben onu? Evet diyeceğiz. Neden? Ben öyle diyeceğim o kere. Vallahi bilmiyorum, bakalım. Evet hayır, Allah şimdi söylemek biraz zor da yani Atatürkçüyüm yani. Evet. Zor basit ya. Ya düşünmek lazım bu zamana kadar. Zor mu sonra sordun? Yok abi, evet diyeceğim. Niye? Yani gerekçe soruyoruz. Ya gerekiyor. Ne oldu diyorsun? Onu ya hangisi olursa olsun kendini düşünüyor yani, fark etmiyor. Sen de evet diyeceksin. Ya ne yapacaksın? Hayır. Yarın seçim sandığı önümüze gelse evet mi diyeceğiz, hayır mı diyeceğiz? Evet diyeceğim. Neden? Gerekçe? Niye gereken kimlerin yaşayışı, düzeni onun için görmüyor mu? Soruyoruz biz, öğrenmek için. Evet diyeceğim. Hem de zaten bu dünyayı zaten bu kurtar diyorsan, bu olmasaydı bu FETÖ devrişi ne edecektik? Hepimiz birer şimdi sürünürdük. Böyle devlete karşı hayatta ömür billah zaten bir sefer evet olmaz, hayır olur.
hani yaptıkları bir şey yapıyorlar, gösteriyorlar. Gösterdikleri şey ne ki? Ben evet derim. Neden? Yani bir gerekçe soruyoruz. Yani böyle tekrardan bir şey göremedim bu zamana kadar. Onun için. Evet diyeceğiz. Neden? Gerekçe soruyoruz. Ya gerekeni boşver. Evet diyeceğiz. Neden? Çünkü başbakanımızı destekliyoruz, cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Her zaman arkasındayız. Evet diyeceğiz. Neden? Bugüne kadar benim yaşımın içerisinde en güzel yönetilen hal bu oldu. Bu insanların yozlaştığı halde. Ben tabii ki de evet diyeceğim. Neden? AK Parti her zaman sevdiğim için. Hayır diyeceğim. Neden? Gerekçe soruyoruz. Yani tek adama bırakmak istemiyoruz. Tabii ki evet olacak. Neden? Gerekçe var mı? Gerekçesini biliyorsunuz. Ben evet'e basacağım. Neden? Gerekçe soruyoruz herkese. Evet. Öyle işte. Gerekçesi yok. Valla şimdi ne desem yalan, tam okumadım. Ama kararım belli değil. Bir göreyim ne olacak, ne olacak, ona göre karar vereceğiz. Ama evet kararı tabi belli değil. Şimdi bilmiyoruz ki yasaları, 18'den madde. Onu bilsem açıklamasını yaparım. Ama bilmedim, şimdi bir şey diyemeyeceğim. Ben evet derim. Neden? Hangi gerekçelerle evet diyeceğiz? Şu anda yapılan işleri görüyorum ondan. Daha hiçbir şey düşünemedim. Neden? Kararsız mıyız daha? Şu anda kararsızım, evet. Sandığın başına gitmeden belli olmaz üstadım. Belli olur ya, belli olmaz mesela. Olmaz. Niye belli olmaz? O zaman neler kalmıyor. Evet, evet, evet derim gider. Neden? Evet derim. Hayır yani gerekçen var mı? He? Yok. Evet. Amcam sen ne diyeceksin? Abi ben Karadenizliyim. Karadeniz namına komple evet diyor biz. Bizim de evet. Siz de mi Karadeniz? Ya ülkenin geleceği için Karadenizliyim ben de. Evet diyorum. Ülkenin geleceği de evet. Tabii ki. Yani hayır olanlar ülkenin geleceği değil mi? Öyle mi senin? Ya onların görüşü o. Bizim görüşümüz bu. Evet'ten başka bir şey yok. Evet diyeceğim. Neden? Çünkü ülkemizin daha iyi gelişmesi için. Hayır ya. Neden? Neden bu dev... Evet, evet. Torun için ya. Gelecek için. Ben evet diyeceğim. Neden? Gerekçe var mı? Ya öyle düşünüyorum. Öyle yani düşüncelerim o yönde. Ben evet diyeceğim, evet. Neden? Bir gerekçe var mı? Şimdi hiç olmazsa... PKK'dan ayrı olalım. Olur. Evet. Neden? Bilmiyorum ama evet diyeceğim. Sizin? Ben hayır derim. Neden? Ya ben... Anneniz mi? Evet. Evet. Ne ama... güzel, anne kız ayrı düşünüyor. Aynen. Peki sizin gerekçeniz var mı? Ben taraftar değilim ya evet deme konusunda. Hayır düşünüyorum yani. Bakalım kim kimi gelecek. Ben ikna edeceğim benim teşekkür kızım ederim. Olduğu için. Kıraç'tayız. Yarın seçim sandığı önünüze gelse evet mi hayır mı diyecek? Hayır. Neden? Ortada değil mi her şey? Soruyoruz işte biz öğrenmek için. Her şey ortada zaten. Ne biz memnun değiliz. Esnaf olarak? Hiç memnun değiliz. O yüzden de hayır. Şu anda kararsızım. Neden? Yani kararsız daha... Daha kararımı vermedim daha. Evet olur benim hayır. İndimde evet. Neden? Ne bileyim buna kadar evet demişim. Hep hiç hayır dememişim. Evet derim yani. Ben de evet derim. Gerekçe var mı? Yani evetin ne gerekçeyle evet? Yok şimdi daha ben daha en iyi. Evet olur. Neden? Valla tam şeyini bilemem biz evet diyoruz yani. Benim cevabım evet olur. Yani sonuçta ülkemize bir katkıda bulunmamız gerekiyor. Yani ona göre düşünüp kararımızı iyi vermemiz lazım. Ülkemize bir katkıda bulunmamız gerekiyor çünkü. Evet, oy vermeyeceğim abi. Hiçbirini vermeyeceğim sandığa abi. Sandığa gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim abi. Niye gitmeyeceğim abi? Protesto değil abi. Ben Türkiye vatandaşı olarak işe giremiyorsam, Suriye'ye gelip işe giriyorsa abi, ben Türkiye vatandaşı değilim o zaman abi. Onun için oy bu Türkiye'nin yok. Kullanıyordum bak. Ben AK Partiliyim abi. Boy AK Partiliyim. Türkiye gibi vatandaşımı oy gibi kullanıyorum. Ama geliyorum Suriyeliler işe giriyor. Biz işe giremiyoruz. O yüzden sandığa gitmeyeceksin hiç. Neye gideyim abi? Teşekkür ben Türkiye ederim. Vatandaşı değilim ki abi. Teşekkür ederim. Alman çocuğuyum ben abi. Vallahi şunu söyleyeyim. Daha henüz bir bilgimiz yok. O yüzden henüz bir şey demeyeceğiz. Bir tam net bilgi evet alalım. Derim. Evet dersiniz. Gerekçeniz var mı? Evet için. Şu anda yok ama evet yani evet demeye. Ya. Sizin? Aynı devam, evet. Evet, he. Siz? Ben kararsız. Kararsız? Neden? Daha şey mi, bilgi eksik mi? Bilgi eksik. Peki, teşekkür ederiz. Abi siz ne düşünüyorsunuz? Ben de kararsızım usta. Neden? Bilgi eksik mi? Hiçbir şey bilmiyor ki, ne basıcı o. Ben hayra veririm abi. Neden? Bir gerekçe var mı? Benim 200 milyar liralık tırım vardı. Tırım elimden gitti. Neden? Bu zamanda gitti. Vergiden gitti. Ha, borçtan. Borçtan gitti abi. Boşlandım ben. Şimdilik yok. Şimdilik kapkırızı ameliyata geçirdim. Şu anda bir emekliliğim var. Onu da Talip Erdoğan emekliliğimi alır diye korkuyorum. O zaman tır da gitti, para da gitti. Hepsi gitti abi.
Vallahi hepsi gitti. Neyse söyleyeyim, bunu da televizyona ver arkadaşım. Tamam mı? Biz insanız. Korkmuyorum da ben ondan. Herkesi korkutuyor, içeri alıyor. Ben korkmuyorum, benim tırım gitti. Yemeği ekmeğe muhtaç oldum.